Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi? Hocam mantık evliliği. Aşk dediğin geçer. Bugün seviyorum hocam, ölürüm ben onun için dersin. Yarın öldüreceğim ben onu. Ben bununla niye evlendim ki'ye döner bu. Doğru. Kızımız soruyor. Hocam ben ne yapayım? Mesajı veriyorum. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Bu kızımız ne yapsın? Hocam merhaba. Mesajımı görün. Vallahi her mesajı görme şansımız yok. Ama seninkini gördük cevap verelim. Ve bu konuda çok fazla mesaj var. Aşk mı mantık mı? Size sormak istediğim bir soru var. Sor bakalım. Hocam ben nişanlıyım ama nişanlım bir türlü sevemiyorum. Mantık evliliği yapmak istedim. Bana saygı gösteren bir insan her zaman yanımda olacağını biliyorum. Fakat sevdiğim bir insan vardı ayrıldık ve ailemin baskısı üzerine sevmediğim bir insanla nişanlandım. Eski erkek arkadaşım da hiç iyi bir insan değildi yani. Ama seviyorum onu. İyi halt diyor. Şimdi bak kardeşim buradaki sıkıntı şu. Nişanlım var sevmiyorum. Niye sevemiyorsun? Kalbin zaten başkasıyla dolu. Başka sevdiğin insan var. Kalbini onunla doldurmuşsun. Yeni insanı sevemiyorum ben. Tabii sevemezsin. Çünkü senin gönlün, kalbin hala başkasında. Mantığın yanlış olduğunu söylese de başkasında. Düşün bir defaya. Bak sana saygı duyan, her an yanında olacağını bildiğin bir insan var ortada. Ve sana nasıl davranacağı bile belli olmayan, ailenin evlenmeni istemediği. Çünkü bakıyorlar ona, seni mutlu edecek bir insan olmadığını görüyorlar. Ailen onun için istemiyor. Ailesi insanın mutlu olmasını istemez mi? ailen istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü ailen o insanın seni mutlu edemeyeceğini, seni üzeceğini biliyor. Onun için karşı çıkıyor. Kalbini çalmış ama mantığının karşı çıktığı bir insan var. Bak durum bu. Evet arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Bir tarafta mantığın evlen onunla dediği, diğer tarafta ama ben onu seviyorum dediği bir durum var. Genç kızımız kararsız. Diyor ki şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Hocam bana yardımcı olur musunuz lütfen? Zamanla sevebilir miyim nişanlımı? Of zor bir durum ama şunu düşünmek lazım. Evlenip de mutsuz olabileceğin, seni mutsuz edecek bir insandansa evlenip sevebileceğin bir insan bana daha mantıklı geliyor. Duygusal değil, mantıklı bakmak lazım. İlişkilerin bir dinamizmi var. Bugün sevmediğim bir insanı yarın davranışlarıyla, tavırlarıyla, saygısıyla, sana yaklaşımıyla, sana verdiği değerle birlikte sevmeye başlayabilirsin. Bugün sevdiğin bir insandan davranışlarıyla, tavırlarıyla, sana saygısızlığıyla, seni aşağılamasıyla nefret eder hale gelirsin. Ben şunu çok gördüm. Hocam ben onun için ölürüm. 5 yıl sonra öldüreceğim ben onu diyor. Ölümüne sevdiğim bir insanı öldürmeye kalkarsın olan sevgi zamanla bitebilir. Bugün var olan sevgi yok olur gider. Bugün olmayan sevgi yarın oluşabilir. Onun için önce o insana ailen niye karşı çıkıyor? Bak yaz bunu. Duygularını bir kenara bırakarak mantığınla o insan seni mutlu edebilir mi? O insandan baba olabilir mi? Bütün negatif yönlerini, pozitif yönlerini çıkar. Şu anki nişanlının pozitif yönlerini çıkar ve bunları kıyasla ve duygularınla değil bence mantığınla hareket et. Ve gönlünden kalbinden diğerini sökmeden evlenme. Gerekirse nişanı biraz daha uzat. Ben evlenirsem onu unuturum deme. Önce gönlünden kalbinden onu sök at. Onu sana hatırlatacak ne varsa hayatından çıkar ve nişanlını nasıl sevebilirsin? Nişanlının sevilecek yönlerini çıkar ve onu sevmeye çalış. Ben böyle düşünüyorum. Ben olsam bunu yapardım. Evet arkadaşlar, sizce bu kızımız ne yapmalı? Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.